Merhabalar sevgili yengeçler, hoş geldiniz demek istiyorum. Öncelikli olarak yükselen burcunuz yengeçse bu videoyu izleyebilirsiniz. Yalnız eğer güneş burcunuz yengeçse evet bu videoda yanlış olmaz. Fakat öncelikle yükselen burcunuzu benim videolarım içinden izlemenizi tercih ederim elbette. Çünkü gelecek öngörülerinizi yükselenizi dikkate alarak yapmaktayız. Sevgili yengeçler, hareketli bir ay Eylül ayı, çokça gökyüzü konfigürasyonu var ve biraz bu sefer detay vermek istedim. Ve içinizde astroloji öğrencileri, arkadaşlarım da var. Onların da yorumlarımıza nelerin dayanak olduğunu aslında bilmek istiyorlar, soru soruyorlar. O yüzden biraz detay vermek istedim bu videoda. Şimdi Eylül ayı çok hızlı geçecek. Ne kadar hızlı geçtiğini siz bile anlamayacaksınız. Merkür Retrosu olmasına rağmen. Merkür Retrosu evet Eylül'ün sonunda 27'sinde ama gölgeli dönemi, hep söylüyorum, kızıyorsunuz biliyorum, bir 15 gün önceden başlar açıkçası. Şimdi sevgili yengeçler, 9-3 aksında, yani haritanızın 3. evinde, yani günlük işlerinizle ilgili çok aktif bir zihninizin olacağı günle başlayacağız. İlk 6-7 gün gayet aktif zihniniz. Hemen ayın başında 2 Eylül'de Neptün'le Mars'ın karşıtlığı söz konusu. Mars'ın hareketleriniz, eforunuzla ilgili olan Mars'ın tam karşısında Neptün varsa her ne yaparsanız bir itiraz gelebilir. Öncelikle aklınızda böyle kalsın. Üçüncü eviniz, yani günlük işleriniz, her gün gördüğünüz kişilerle ilgili ve otomobilinizle ilgili, kardeşlerinizle de ilgili bir takım gündemleriniz olabilir. Kardeşlerinizle ilgili gündemlerinize tam karşı noktada Neptün 9. evinizden karşıt durabilir. Dolayısıyla ticaretiniz veya işte gündeminizde her ne varsa işinizin gidişatıyla alakalı belki de çok yoğun bir gündeminiz var 2 Eylül'de. Belki önemli bir ihaleniz ya da bir sınavınız var. Belki tamamlamaya çalışıyorsunuz eğitimi. 9. evinizden bir olumsuzluk, bir eleştiri gelebilir ve sizin işinizi durdurmak isteyebilir. Ya da en azından ertele ya da bir eleştiri, olumsuz, sizi vazgeçirmek üzere diyelim. Dolayısıyla 3. evinizde her ne tür bir girişiminiz varsa, kardeşlerinizle ilgili bir gündeminiz varsa ya da bir otomobil alıp satacaksanız bunlarla ilgili itirazlar gelebilir. Eğer ki otomobil alıp satmayı planlıyorsanız bununla ilgili olarak aldatılma, kandırılma ya da en azından bilginin gizlenmesi söz konusu olabilir. Çünkü 9. evinizden olumsuz bir etki almaktasınız. Bir sis perdesi var karşı noktada. Yani aracın vuruğu, kırığı olabilir, arızası olabilir. Belki kilometresi değişmiştir. Ya da en azından size fiyatını çok farklı söyleyebilirler ve kandırmak isteyebilirler. Piyasa değerinin üstünde ödersiniz. Ya da satıyorsanız daha ucuz fiyatlarla satmış olursunuz. O yüzden bu ayın ikisini çok sevmedik ama 3'ü ve 4'ü nispeten daha iyi. Şimdi 3'ünde hemen 4 Eylül'ün etkisi var. 4 Eylül'de de çok güzel bir üçgen açı var. Merkür-Satürn üçgeni. Merkür epeydir terazide ve Satürn de kovada yılın başından bu yana biliyorsunuz. Bu şu anlama geliyor. 8. ev ve 4. ev konularında bir takım destekler göreceksiniz. Bu destek 4. evinizle ilgili olduğu için öncelikle yuva, ev alma, yani yuva noktasından bir destek ve 8 bankadan bir kredi çekebileceğinize işaret ediyor. İstediğiniz parayı bulabileceğinize işaret ediyor. Eğer yuva, ev almak, ev taşımaksa gündeminiz. 4. ev gündemi aynı zamanda ana babayla da ilgili, evimizin fertleriyle de ilgili elbette. O yüzden evden biri için, aile fertlerinden biri için bir şey yapılabilir. Bu kariyerle ilgili de aslında güzel bir tedbir anlamına gelebilir. Çünkü 4. evi kendi başına dikkate almam. 10. evi de dikkate alırım. 10. ev, yani kariyer statü geliştirmek için 4. evde bir kurgu gerekebilir. Belki evinizin bir odası ya da belki evinizden bir yere, bir ofise taşımak isteyeceksiniz. Ofisinizi ya da tam tersi evinize. Dolayısıyla bir miktar para. Çünkü 8. ev konuları başkalarının parasıyla ilgili bir gündemi size doğru çeker. Miras, nafaka, buna benzer gündemleriniz de olabilir. Eylül ayı bunların hızlanması için çok doğru, çok güzel bir ay. Her türlü boşanma ya da her türlü miras konuları çok hızlı çözülecek Eylül'de ve Ekim'de terazideki Merkür Retrosu'na rağmen. Ve 8-4 aksını geride bıraktım. Şimdi bu tabii ilişkilerle de ilgili açıkçası. İlişkileri de mutlaka buraya dahil ediyorsunuz. Yani 8 ve 4'ü herhangi bir açıda dahil ettiğim vakit orada mutlaka ya aile ilişkileri ya da 8. başkalarının parası. Bir bankanın, bir kredi, bir borç, buna benzer bir konu olduğu için başkalarının parasında da yine ilişkiler söz konusu. Şimdi Venüs-Plüto karesi var. Bıktınız biliyorum Plüto kareleri, hiç sevmiyorsunuz. 24 derece terazide Venüs ve 24 derece Plüto artık Oğlak üzerinde halen retroda.
ve sevmiyoruz açıkçası 23-24 derecelerinde pek. Şimdi bu bir toplumsal eleştiri anlamına gelir. Öncelikle onu söyleyeyim. 4-6 aksından yaşayacağınız için işiniz önceliğiniz. 6. ev konularında, yani Plüton 6. evinizde olduğu için gündeminizin akan, hızlı akan gündeminizin bir engellenmesi söz konusu 4. evden, yani yuva noktasından. Bu bana en iyi anlamında çok işiniz olur, evde biraz sitem olabilir dedirtir. Ama bu kadar basit değil. Çünkü Venüs Plüto retrosu, bununla ilgili bir de yazı yayınladım diye hatırlıyorum yakında. Yayınlamadımsa da hazır yayınlarım. Venüs Plüton'un böyle bir karesi, retro derim, Venüs Plüto karesi bana daha çok ciddi engeller, dönüşümler, yani toplumsal anlamda gelen eleştiriye göre kendimize şekil vermeyi düşündürür. Bu ne olabilir? Bazen açık giyinen bir insanın biraz örtünmeyi tercih etmesi bile olabiliyor, onu söyleyeyim. Aşka bakış açınız, aileye, yuvaya bakış açınız, aileyi ihmal ettiğinizde başkalarının bunu eleştirmesiyle aileye dönüşünüz. İşinizi ihmal ettiğinizde aile sebebiyle işinize dört elle sarılmanız gibi toplumsal baskıya işaret eder Plüto kareleri. Dolayısıyla orada bir tutum, davranış değişikliği, değişme gösterirsiniz. Orada bir değişim söz konusu olur. Gelelim 6 Eylül Başak yeni ayına. Şimdi bu Başak yeni ayı sizin 3. evinizde. Dolayısıyla yine ticaretiniz, işiniz, günlük işiniz, rutininiz, komşularınız, bunların hepsi, her gün gördüğünüz her kim varsa, bunların hepsi gündeminiz anlamına geliyor. 3. evimizde bir yeni ay var. Burada bir yeni başlangıç yapacaksınız demektir. Bazen buna bir diyet ya da spor bile ekleyebiliyoruz. Ama bu o kadar yine basit bir şey değil. Çünkü bir gün önce Venüs Plüto karesi 2 gün önce yaşanmışken tutum davranış değişikliği bize bazen belki de hadi sana araba alalım diyen bir aile ferdine dönüştürebilir. 3. evde bir Başak yeni ayı varken öncelikle aslında tutum değişikliği, davranış değişikliği yapmak istedik. Çünkü Başak öncelikle sağlıklı bir ortam hazırlar. Yani eğer ki 6. evimizde olsaydı sporla, sağlıkla ilgili gündeminiz olurdu. 5. evimizde de olsaydı bu Başak yeni ayı çocuklarla ilgili belki sağlık kontrollerini sevk edebilirdi. Ama 3. evinizde normalde otobüsle giden, metro ile giden biriyseniz işinize araba almayı hedefleyebilirsiniz. Otomobil almak isteyebilirsiniz. Bunun gibi bir gündem değişikliğiniz olur. Spora da başlayabilirsiniz. Onun için de çok özel bir gün, güzel bir gün. 3. evinizde olması, rutininizi değiştirin diyor öncelikle. Şimdi gelelim 10 Eylül 14 Eylül'e. Niye ikisini birden söyledim? Venüs artık akrebe geçiyor. Burada biraz zararlıdır. Ve onun yeri değil açıkçası. Kendi yöneticisi değil. Mars da terazide. Yani Venüs normalde terazinin yöneticisi. Ama Mars da akrebin yöneticisi. Dolayısıyla orada bir karşılıklı ağırlama dediğimiz muchoception söz konusu. Öncelikle sevgili yengeçler, 5. evinize akrep geliyor olması çocuklarla ilgili belki biraz saplantılı, krizli bir durum olabileceğini gösteriyor. Çocuklarınız yoksa da, bir sevgiliniz varsa da sevgilinizle ilgili olabilir. Ve bana kötüsünde düşündürmüyor değil. O da şu: eğer bir yatırım yaptınızsa, 5. ev söz konusu olduğunda, akrep üzerine böyle bir Venüs geldiği vakit parayla ilgili bir düşüş, bir kriz söz konusu olabilir dedirtir. Çünkü neden? Orası aynı zamanda yatırımlarla ilgili, riskli yatırımlarla ilgili. Kumar gibi veya bunun benzeri başka riskli bir yatırımla ilgili. O sebeple biraz Venüs'ün akrepte olduğu günlerde riskli yatırımlar yapmamaya bakacağız. Ya da bir kaybınız olduysa bir çok emin olmadan tutum değişikliği yapmayın. Hemen paranızı çekmeyin. Önce inceleyin, araştırın, danışın bilenlere. Çünkü sonrasında 14 Eylül'de de Mars terazi burcunda olacak. Bu da 4. evinizle ilgili, yuvanızla ilgili tepkisel bazı durumlar olacağını gösteriyor. 4. evinizde o anlamda biraz karışık. 4. evinizde Mars olduğu vakit kavgacı bir ortam olabilir. Ev ortamında böyle bir gerginlik olabilir. Eğer ki böyle bir şey varsa azıcık sabretmeniz gerekli. Çünkü terazide aynı zamanda retro Merkür olacak. Biraz geriye dönebilir işler. O yüzden bir hafta sakin kalsanız yeterli. Bir hafta sonra işler tam tersine dönebilir. Onu söyleyeyim. Ama yine de 4. evinize Mars geçtiği vakit öncelikle yuva noktasında azıcık krizli durumlar olabilir. Ya da en azından riskli bir yatırım yaptınızsa, mesela riskli bir yerden ev aldınızsa, bununla ilgili verilen paranın değmediğini de düşünebilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Şimdi 17 Eylül'de Venüs Satürn karesi söz konusu. 5 ve 8. evinizle alakalı.
Beşinci ev çocuklar ve sevgili. Sekizinci ev bunlarla ilgili paralar. Neden ilgili dedim? Böyle bir kare durum varsa ya sevgiliyle ilgili bir parasal bir durum, bir ihtiyaç olabilir. Ya beşinci ev çocuklarla ilgilidir ki Eylül ayında okullar açılıyor. Eminim çoğumuz aynı durumdayızdır. Beşinci evimiz çocuklarla ilgili krizli bir takım harcamalar anlamına gelir. Burada bir kare açı var. Venüs paraya işaret ettiği için beşinci evimizde Venüs var artık. Bu da bana daha çok çocuklara para harcayacağınız ya da sevgiliye para harcayacağınızı gösteriyor. 8. ev bankaların parası, oradan rutinden gelecek, rutin dışından, kendi emeğinizin alın terinin haricinde gelecek olan bir takım paralara işaret. O yüzden belki bir ufak kredi çekmek isteyebilirsiniz. 5. ev sevgiliye tek taş almak için gidip de bankadan kredi çekmeyin. En yanlışı bu olur herhalde. Venüs ve Satürn karesini böyle de olumsuz değerlendirmeyelim lütfen. Sonucu her ne kadar tatlı olacak olsa da. Şimdi gelelim 20 Eylül Balık Dolunay'ına. Balık Dolunay'ına ait ayrı bir videonuz hazır. Onu da yayına vereceğim. 9. evinizde Balık Dolunay'ı ama balığın 28 derecesinde, yani analitik bir derecede. Dolayısıyla gözü yaşlı bir derecede. Bu hem 9. eviniz hem 10. eviniz anlamına geliyor. Bana kalırsa mezuniyetiniz anlamına geliyor öğrenci kardeşlerimin. Ya da bir bölümün nasıl diyelim, çoktandır beklediğiniz bir sonuç almak istediğiniz de. Örneğin işte sınava girdiniz, sonra tercihlerinizi yaptınız, sonra sonuçlar belli oldu. İşte bu 20 Eylül bunlar ilgili bir eşik, 20 sonrasındaki 14 gün, 3-5 gün öncesinden bu etkideyizdir. Dolayısıyla 9. ev akademik kariyerle ilgilidir. Öncelikle uluslararası ilişkilerle de ilgilidir. Başka bir ülkeye gitmek isteyebilirsiniz elbette. Bununla ilgili de girişimleriniz olabilir. Bu bir balık dolunayı gözü yaşlı dersek bile bazen sevinç gözyaşı olur. Hiç bunu dert etmeyin lütfen. 28 derecede olması da aslında kutlu bir olay anlamına da gelebilir. İyi bir olay yaşayacağınız anlamına da gelebilir. Ve 10. evinize sirayet etmiş. Yani bir kısım yengeç burçları 10. evinden, kariyer alanından bu dolunayla ilgili etki alacak. Bu da çok gerçekten net ve mutlu bir etki, öyle söyleyeyim. Bakın 18'ine kadar, 18'inin sonuna kadar riskliysek bile 19-20 güzel günler. 20'si dolunay yani. Eğer 10. evinize etki eden yengeç burçlarındansanız ya bir işle ilgili görüşmeleriniz, sonuçları işbaşı yaparsınız. İşiniz yoksa iş bulursunuz. Fırsatlı bir durum söz konusu. Fırsatlı bir durum. Balık fırsatı diyelim biz ona. Öyle kalsın aklınıza. Sonra artık bu kadar aktif zihin, ayın 22'sine kadar zihniniz çok aktif demiştim sevgili yengeçler. 22'sinde de Güneş Terazi burcuna geçiş yapıyor. Bu sizin artık 3. evinizden 4. evinize geçtiğini gösteriyor. Yuvanızı, evinizi aydınlatıyor. 4. evinize Güneş geldiği vakit biraz daha huzurlu olursunuz. Ev ortamında öncelikle, aile içinde. O ayın başındaki krizli durumlar artık unutulur gider. Gelelim bir Plüto karesine daha. Merkür Plüto karesi. Bu da nasıl diyelim, terazinin 22 derecesinde Merkür, 23 derecede de Plüto var. Yani aynı derece sayılabilir. 4-7 aksı ile ilgili. Ev, yuva, ana baba ama aynı zamanda bir de 7. ev ya iş ortağına işaret bunlara rağmen, ya da 7. ev aileniz, eşiniz, sevgili eş. Sevgili denmez, eş demek daha doğru. Eş ya da iş ortağı ve 4. ev ana baba noktası. Bu ikisinin arasında bir krizli durumlar var. Eşimle annem tartışıyor diyenleri duyar gibiyim. Onlar videomun altına yazsınlar, çözüm arayalım. O kadar da hani onları içselleştirmiş durumdayım. Çok üzülüyorum hakikaten. Çünkü ikisi de can. Yani hiçbiri sonradan ayırt edilecek bir durum değil açıkçası. Ve eşle anne arasında diyeyim, aklınızda kalsın. 7. ev ana baba yuva noktası. Eş ve ana baba ile arasındaki böyle bir kriz olabilir. Ya da eşinizin 4. evle ilgili bir tedbirine karşı durduğu bir durum olabilir. Ne olabilir? Ev alacaksınızdır, evi satmak istiyorsunuzdur. Eş buna itiraz ediyordur. Bununla ilgili, yatırımlarınızla ilgili, yani 4. ev bir ev almak anlamına gelebilir. İş kurmak anlamına da gelebilir ama dükkanı almak, satın almak anlamına gelir. 4-7 aksi Merkür Plüto karesi burada bir krizli duruma işaret ediyor. Davranış değişikliği göstereceğinizi unutmayın. Plüto söz konusuysa tamamen davranış tutum değişikliği gösterirsiniz. 23 Eylül'de Venüs ile Uranüs'ün karşı karşıya geldiği bir gün yaşayacağız. Buna korkacak bir şey yok.
5. ev 11. ev aksından yaşayacağımız için sevgili arkadaşlar, çocuklarım, arkadaşlar gibi sosyal çevremiz 11. ev, çocuklarım 5. ev, böyle bir karşı açı söz konusu. Bu hafta çocukları almayayım diyen babalar olabilir, arkadaşlarla bir planı olabilir. Bu hafta çocuklar sende diyen bir anne olabilir, arkadaşlar sosyal çevre ya da en azından iş yemeği olabilir ya da seminer olabilir. Bakın sosyal çevre aslında hep beraber iş yaptığınız bir takım konular olabilir. Böyle iş ortamındaki arkadaşlarınızla belki bir kısa seminer, tatil, başka bir şehre gideceksinizdir. Bunun gibi bir gündem olabilir. 5-11 aksı. Venüs 14 derece Akrep'te, Uranüs 14 derece Boğa'da. Uranüs'ün 14 derecede Boğa'da olması biraz sıkıntılıdır ama aniden başınıza bir takım sıra dışı şeyler gelebilir ama bu 14 derece Boğa'daki yıldızla alakalı, çok onun detayına girmek istemedim. Dolayısıyla aniden bir işiniz çıkabilir ve çocuklar ya da sevgili ihmal edilebilir. Sevgiliyi geride bırakıp da seminere giderseniz yazık olur, onu da götürün bence. Ve gelelim 25 Eylül'e. 25 Eylül'de Mars'la Terazi'nin, Mars'la Satürn'ün güzel bir üçgeni var. Şimdi Mars Terazi'de, evet, Satürn de Kova'da, artık derece itibariyle de tam üçgen, tam üçgen. Girişimcilik anlamına gelir, ortaklık anlamına gelir. Yalnız sizin 4 ve 8. evinizde yine. Ayın başındaki 4-8 aksını çok yine andıran bir durum. Krizli bir durum değil. Uyumlu bir durum. Gayet güzel. Uyumlu hoşumuza gidecek. Yani yuva noktasından bu 8. evden alacağınız belki de kredi o zaman netleşir, bilmiyorum. Yuva konusunda güzel bir kutlama, güzel bir haber, hepinizi sevindirecek bir haber alabilirsiniz. Ya da sizin yaptığınız bazı girişimler bütün aileyi sevindirebilir. 8. ev yine tabii ameliyatlarla da ilgilidir. Aileden birinin ameliyatına da sonuçlanmasına, güzel sonuçlanmasına sevinebilirsiniz. 26 Eylül'de Güneş'le Kuzey Ay düğümünün çok güzel bir açısı var. Bu da sizin 12. ev ve 4. evinizle ilgili. Dolayısıyla 12. evinizde biliyorsunuz artık Kuzey Ay düğümü. Geçen yıl sizin yükselenizdeydi. Ve 4. evle ilgili hayaliniz olan bir şey, niyet ettiğiniz bir şey almak gündeminiz olabilir. Çünkü Kuzey Ay düğümünün böyle güzel bir güneş açısı, Jüpiter açısı olduğunda mutlaka bununla ilgili hedeflerinizle ilgili, niyetlerinizle ilgili bir şeyin gerçekleştirilme aşamasında olduğunu gösterir. Ev almak, yuva kurmak gibi bir hayaliniz varsa, yani 4. ev konularıyla ilgili bir gündeminiz varsa bu gerçekleşebilir. Daha da basit bir şey olabilir. Yani anne babayla ilgili bir gündem olabilir. Bir arkadaşımın Kuzey Ay düğümüyle güneş üçgen açısındayken anne babasını hacca göndermişti. En çok onu istemişler. Yani böyle bir aileyle ilgili de güzel bir istek olabilir. 27 Eylül'de artık Merkür retrosu resmiyette başlamış oluyor. O gün durgun olur, derece almaz ama sonra retro kalmış olur. Dünyanın gerisinde olur. Retro diyoruz biz ona. Geri gitmiyor tabii ki. Ama dünyanın hız bakımından gerisinde kalmış oluyor. 27 Eylül'den itibaren Merkür terazi üzerinde, evet, retro olacak ama ondan önce gölgeli dönemi bir 15 gün öncesinde başlar ve Kasım'ın ilk gününe kadar da sürer tamamlanma hali. Gölgeli dönemi de yine tamamlandıktan sonra. Bu sizin 4. evinizde ve geçmişten gelen birileri, yuvanızla ilgili epeydir görmediğiniz insanlar sizinle birlikte olmak isteyebilir. Epeydir görüşmediğiniz aile dostlarını görebilirsiniz. Yuvanızla ilgili, yani akrabalık ilişkileriyle ilgili bir durum olabilir. Anne babanın akrabaları olabilir. O yüzden gündeminiz yine 4. ev konuları ama geçmişte kalmış yarım bir işinizi tamamlama ya da epeydir satamadığınız bir şeyi satma olabilir. Epeydir uğraşıyorsunuz, çok düşündünüz, o dönemde satabilirsiniz olabilir. Almayın, satmayın, onu bunu yapmayın diye listeler çıkarıyoruz ama biraz böyle iyi değerlendirilmiş, iyi düşünülmüş konuları da sonuçlandırma vakti. O da bir gerçek yani. Çünkü Merkür gelip de terazide düzle ilerliyor olsa, 4. eviniz olduğu için terazi sizin, mutlaka evle, yuvayla ilgili bir haber alırsınız. Anne babayla ilgili, aile büyükleriyle ilgili bir haber alırsınız. O da hiç şaşmaz. Sonrasında Venüs'le Neptün'ün çok güzel bir açısı var. Her ikisi de 21 derecedeyken güzel bir üçgen yaratacaklar. Ve bu sizin 5-9 aksında, yani sevgilinizle ilgili bir gündeminiz olacağını işaret ediyor. Bakın, üçgen açı ve çok güzel bir açı. Bir taraf Venüs, bir taraf Neptün. Bu da bir hayal dünyanızdaki bir konuyu gerçekleştireceğiniz anlamına geliyor. Sevgiliyle ilgili bir gündeminiz olabilir. Bir evlenme teklifi olabilir.
böyle güzel bir açıyı doğru değerlendirmek gerekir. 9. ev konuları uluslararası bir takım gitmek, gelmek gibi geçici gündeminiz, turistik bir gezi olabilir. Hani buna niyet edip bununla ilgili çalışmalar yapabilirsiniz. Bence böyle bir şey çalışırsanız Aralık ayında gidersiniz. Ve 5. ev konularıyla çocuklarla ilgili uluslararası bir girişimcilik gündeminiz, yani yurt dışında okumaları, yurt dışına para göndermeniz, oradan para beklemeniz gibi bir gündeminiz de olabilir. 9. ev uluslararası her tür konu ve internet anlamına gelir. Unutmayalım. Ve 5-9 aksında Venüs-Neptün üçgeninde bana kalırsa sevgilinizle ve 5. evi yalnız düşünemem, 11. evi de dikkate alırım. Sosyal çevreden 1-2 iyi arkadaşınızla 9. ev konularında, yani internet üstünde bir şey yapabilirsiniz. Bakın öyle yorumluyorum. Arkadaşla ya da sevgiliyle ya da çocuklarınızla. YouTube, podcast, Twitch, herhangi bir şey. İnternet üzerinden belki bir e-ticaret. 9. ev konularını bu şekilde doğru değerlendirmeniz en güzel olur. En sonunda da Venüs ve Jüpiter'in zorlayıcı bir kare açısı var. 5-8 aksında. Yine 8. ev para ihtiyacı, başkalarının parası, kredi, nafaka, bir türlü yatırılmayan nafaka gibi bir takım gündeme işaret eder. Venüs ve Jüpiter zorlayıcıyken oradaki zor konuyu, kare açı yani, zor konuyu biraz büyütür. Oraya da biraz dikkat edelim derim. Sevgili yengeçler, kendi haritanız çok önemli. Doğum haritanız çok önemli. Kendi doğum haritanızı açıp baktığınızda Venüs nerede? Kendi Venüs'ümle hangi açıda? Bu Venüs-Jüpiter karesinden ya da Venüs-Neptün üçgeninden nasıl faydalanırım diye incelemeye gayret edin. Kendi haritanıza sahip çıkın. Bana ya da herhangi bir astrolog, uzman astrolog arkadaşıma haritanızı yorumlatın. Bu yorumlara sahip çıkın açıkçası. Bunu ses kaydı alabilirsiniz, görüntü kaydı alabilirsiniz. O şekilde çalışıyoruz pek çoğumuz. Ve o yorumlara sahip çıkın, isabetli yorumlara sahip çıkın derim. Benim astroloji danışmanlığım karşılıklı 2 saat en az ayırmanızı rica ediyorum. Karşılıklı görüşme şeklinde. Bu Zoom ya da Skype üzerinden olabiliyor şu anda. Ya da işte WhatsApp ya da sesli de olabilir tabii ki elbette. Hem ana haritanızı yorumluyoruz, doğum haritanızı analiz ediyoruz. Bununla ilgili her türlü detayı veriyorum. 220 kadar sabit yıldızdan hangilerinden etki aldığınızı tek tek açıklıyorum. Etkileri neler? Gelecekten beklentiniz neler? Alzheimer var mı mesela ileri yaşta? Buna benzer her türlü detayı konuşuyoruz. Herkes hani bugünle alakalı bir sorusu olabiliyor ama biz bütünüyle bütün hayat çizgisindeki her şeyi konuşuyoruz. Son olarak da önümüzdeki 6 ay için gelecek öngörülerinizi aktarıyorum. Elbette jenerasyon gezegenlerini dikkate alınca 2027-28'i de anlatıyoruz. Sonraki yılları da anlatıyoruz. Fırsatlarınız, dezavantajlarınız gibi her konuyu uzatmayayım. Bana astroloji danışmanlığı için başvurabilirsiniz. Kanalıma yeni tanışıyorsanız, eğer benimle yeni tanışıyorsanız veya eski izleyicim olabilirsiniz. Bana destek vermek üzere beğen butonuna tıklamak önem arz ediyormuş. Lütfen beğenin videoyu beğendinizse veya bir arkadaşınızla fayda sağlayacağını düşündüğünüz bir arkadaşınızla bu videoyu paylaşın. O kendi burcunu bulur. Görüşmek üzere, hoşça kalın.